Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Evet. Bazen olur ki iki adam söyledikleri bir söz, bir kelam mutefavit olur birisinin cehline, satiliğine, ötekisinin ilmine, maharetine delalet eder. Bazen olur ki iki adam aynı kelamı söyler, birisinin cehaletine delil olur, ötekisinin alim olduğunu gösterir. Ama aynı kelam. Nasıl oluyor? Bir tanesi siyak ve sibakına, yani hadiselerin gelişine, gidişine, kim kime, neyi ne zaman, nasıl, niçin, makam ve maksat, uslup dikkat ederek söylerse, bu adam bu kelamı zamanında etmiştir. Ve bu sefer onun alimliğini gösterir. Çünkü sonra söyleyeceğini başta dememiştir. Başta diyeceğini de sona koymamıştır. Mimarlık gibi yani, temele koyacağı malzemeyi çatıya, daha temel atarken çatı malzemesini getirmez inşaatın önüne. Getirirse, ne koydun kardeşim, bu kilimetleri neye koydun, harfiyat yapılıyor daha. Kullanacağız ya çatıda diyor. Yani bilmiyor demek ki. Demek ki kelam herkes söyler ama herkes onunla alim olamaz. Şimdi bunu nereye kullanacak? Siyak ve sibakını düşünür. Yani olayın gelişine, gidişini düşünür. Ve o sözün başka sözlerle münasebetini tasavvur eder. O sözün başka sözlerle. Çünkü söz sözün aynasıdır. Yani tek başına bir cisim ve hareket göremezsiniz. Birbirini aktif ediyor. Tasavvur eder. Yani sözü söylerken, kelamı şey yaparken insanların düşünce melekesini de aktif ediyor. Düşünce deyince arkadaşlar farklı olarak geçen de doktorlar, 2-3-4 doktor vardı. Temelde ne farkımız var dedi. Gerçi ben doktor değilim tabii ama peygamberimiz de doktor değildi. Ustad da doktor değildi ama kaynakları sağlam olduğu için ilginçti söyledikleri. Bak siz diyorsunuz ki kafada, kortekste akıl var. Diğer onun detayı. Çünkü Yunan felsefesinden gelen bu anlayış hala devam ediyor. Aristoteles vesaire, Sokrat'ın da daha devam ediyor. Hastalıkları tabii bu mantığa göre kurmuşlar. Yani dimağda korteks var. Ondan sonra hayaldir, düşüncedir, tahattürdür yani maziyle. İşte hastalıkların temelinde hep korku şundan var. Acaba geçmişim hortlar mı? Acaba ben düzelir miyim? Tamam böyle. Dolayısıyla korku gelecektir. Unutmayın, korkunun geçmişi yoktur. Geçmişin elemi vardır. Keşkeleri vardır. Keşkenin hedefi mazidir. Geleceği yoktur. Bu çok önemli şey anlatıyorum biliyor musunuz psikolojide? Yani buna ait senelerce ve çok büyük kitaplar şey yapman lazım. Geçmişin elemi var diyebilmen için Ustad Bediüzzaman olmak lazım. Geleceğin korkuları vardır. Geçmişin korkusu yoktur. Geleceğin elemi yoktur. Yaşanan bir hale teessüf duymak geçmiş. Gelecek korkuları var. Peki ne işime yarayacak? Geleceği de aktif eden düşüncelerdir. Neyi düşünüyorsanız olsunuz ve oradasınız. İşte siyak ve sibak, yani söylerken aslında insana bir şey söylüyorsun ama o insanı bir yerlere taşıyorsun. Veya bir yerlere indiriyorsun, bu duruma indiriyorsun. Bir haber geliyor sana, bir haber geliyor. Yıkılıyorsun ve belki de mezar oluyor sana. Midene kramp giriyor.
Belki de kanserini aktif ediyor. Bir söz duyuyorsun, bir haber duyuyorsun. Zirveye çıkıyorsun, kuyudan çıkıyorsun. Yani sığır böyle değil işte. Sığırın yanına Kur'an okusan, müzik çalsan hiç umrunda değil. Demez ki, dün başka yer ahırdaydım, bugün burada. Ah ulan ah demez yani. İnsan bedensel zannetmeyesiniz. O zaman kelamını kullanırken insanın insan olduğunu, bunun mazisi olduğunu, geleceğini olduğunu, onları aktif ediyor, taşınıyorsunuz. Yani kelam içerisinde devam edeyim. Ha, bizim düşüncede şudur. Dimağda 7 mertebe var, hepsi birbirinden müstakil. Ve birbirine bağlaşları da var. Tahayyül, tasavvur, taakkul, tasdik. Bunlardan bir tanesi, bir şey anlatmak için bunu söylüyorum. Soğan kabuğu gibi dışarıdan, kırmızı kabuktan sonra içeriye doğru geçiyorsun ya. İkincisi tasavvurdur. Tasavvur, tasavvurla, düşüncelerle. Ya oraya gömülüyorsun veya oradan çıkıyorsun. Bu tasavvur, insan siyah ve sibakını, mazi ve müstakbelini, yani olayların arkasını, kısacası Allah ile düşünmeyip ahiretle yorumlayamazsan dünyan cehennem olur. Allah ile düşünmek, ahiretle yorumlamak. Bu dünyayı bunun dışında çıkamazsın, çıkamaz insan. İzah edemez. İnsanın en büyük problemi düşünce problemidir. Yani asır hep insanların en büyük problemi insandır. İnsanı çözmektir. İnsan insanla meşgul olmuştur. İnsanlık insanla meşgul olmuştur. Hep kendisini tanımak üzerine felsefe yapmıştır. Benim çok bu konuda seminerlere katıldım çok fazla. Mesela Kadıköy Belediyesi'nin tanzim ettiği işte neyse ismini zikretmeyeyim. Panteizm'den tut Mao'culara kadar vesaire. Onların ama değişik isimlerle kullanıyorlar. Şimdi bazıları hala devam ediyor mesela. Onlara kelamdan vesaire katıldım. Yani şey demek istiyorum. İnsanlık insanla meşgul olmuş. Felsefeler yapmış. Öğretiler çıkmış. En çok insan kendisini merak etmiş. İşte sorun şu, çözmek için bir şeyi çözecek kaynağı bulamamasıdır. Yani bu akıl yapılırken bu akıl kullanılmadığı için bu akılla bu aklı çözemezsiniz. Felsefenin takoz dediği yer burası. Yani bu göz yapılırken bu göz kullanılmadı, bu göz yapılırken başka bir göz olması lazım gibi. Bu akıl yapılırken bu akıl kullanılmadığı için bu akılla bu aklı mutlu edemezsiniz. Bu aklı yapana, bu aklı bağlama ki vahiydir, mutluluk oradadır. İzah edemezsiniz. İzah edemezsiniz hiçbir şey. Mesela en büyük mesele kabir. İzah edemezsin. Kanser, izah edemezsin. Yaşlılık, izah edemezsin. Firak, izah edemezsin. Ben seni seviyorum diyor. O da diyor ki ben seni sevmiyorum. Tak diye o kadar acayip bir azap çekiyor ki hayatını sıfırlıyor. İntihar ediyor. Bize oyuncak geliyor ama hadis buna çerçeve çizmiş. Aşık olup da hayasını koruyana Allah şehitlik makamı verir diyor. Nasıl bir yangınsa ben bilmiyorum yani hiç olmamışım. Demek benden tarikatçılık olmaz. Tarikata gittiğiniz zaman eskide tabii şimdi sormazlar ne verirsen neler şimdi. Kim gelirse gel. Gel. Eskide tarikata girerken sorarlarmış. Hiç aşık olduğun yok. Git aşık olduk. Siyak ve sibakını tasavvur eder ve münasip bir mevkide, mümbit bir yerde zer eder. Yani kişi kelamını kullanırken, ve biz konuşuyoruz gündelik hayatta ama peygamberler ve öğreti sahipleri böyle bir şansları yoktur. Hata yapma şansları yoktur. Değiştiriyorum yoktur. Dolayısıyla insanlara hitap ederlerken mazisini, yani geliş kaynağını, kabir ve sonrasını, ve dünyadaki ruhsal yapısını
nasıl etkileyeceğini, nasıl inşa edeceğini bilmeye mütevakkıftır. Bilmek zorundadır. Hata yapma şansı yoktur. İşte bu adamın şu tarzı hareketinden derece ilim ve marifeti anlaşılır. Yani kelamı kullandığı zaman seni nereye taşıyor? Ne inşa ediyor? Sen ne sana bir şey taşıyor, onunla taşınıyorsun. Sana bir şey taşınıyor. Aklı inşa ediyor. Kalbi ihya ediyor. Hayata aktif etmesi lazım. Kelam, bir daha söylüyorum. Kelam, aklı inşa, kalbi ihya, hayatı aktif etmesi lazım. Bir tanesi kopuksa nakıstır. Yani insanın fıtratının isteğine uygun davranırsa hayat cennet olur. Yani fıtratı beka istiyor. Ebed istiyor. Ama senin hayatın ve düşüncelerin fanilik üzerine kurulmuş. Yani böyle bir problemin yok yani. Beka ile alakalı bir hayatın yok. Ama fıtratına rağmen yaşıyorsun demektir. Yani fıtrat böyle bir şey istemiyor. İnsanın kalbi beka istiyor. Diyor ya, dil bekası, yani insan dil bekası, hak fenası istedi mülkü tenim, bir dermansız derde düştüm, akki lokman bir haber. Yani hak fenamı istiyor. Yani hak denilen bir hakikat var, yaşantı var, hayatın kendisi. Hayatım eriyor, her gün bir taşı düşüyor. Ben de sizin gibiydim, böyle değildim. Veya sizin işte geçmişiniz, işte veya vefat eden dostlarımız gitmiş ve gideceksiniz de gidiyoruz. Yani hak fenamızı istiyor. Dil bekası, yani kalbim de beka istiyor. İstemeyen yok. Peki ne olacak istediğim mülkü tenim? Bir dermansız derde düştüm. Ah ki Lokman bir haber. Yani hekimi Lokman da buna çare bulamamış. Peki fıtrat beka istiyor. Düşünceler ve hayat fanilikle kurulmuşsa iki zıt arasındaki çamaşır gibi olur. Bu sefer insan sıkıntı çekmek zorundadır. Çekecektir çünkü fıtratına rağmen yaşıyor, ters yaşıyor. Kur'an-ı Kerim'in fezlekelerden bahsederken aldığı fezlekeler bu kabil kelamlardandır. Mesela bak, nasıl inşa edeceksin? Diyor ki, bu nükteleri aklına koyduktan sonra şu gelen fezlekeye dikkat et. İşaret-i Caz 111'den okuyorum. Şeriat-ı İslamiye, aklı burhanlar üzerine müessestir. Şimdi bundan sonra bir yer var. Bu anlattığım 10 dakikayı buna mukaddeme olsun diye şey yaptım. Çok mühim bir yere geliyorum. Altını çizeceğim, size söyleyeceğim. Bu şeriat, yani şeriat demek, amel ve itikadın bütünlüğüdür. Şeriat. İtikad ve amel bütünlüğüne şeriat denilir. Yani şari'nin şartlara göre bizi inşa ve ihya etmesi demektir. Şari'nin, hüküm kaynağının, hüküm menbaının insanları inşa ve ihya etmesinde koyduğu kurallardır. Veya beşer kendisi koymuştur. Bu şeriat, ulumu esasiyenin hayatı noktalarını tamamıyla tazamun etmiş olan ulum ve fununda münastır. Yani öyle bir hüküm getireceksin ki, insana hitap edeceksin ki, geleceğim şimdi, çok önemli. Daha şimdiye kadar konuştuğum mukaddemeydi, mühim olana geliyordu. Öyle bir şey söyleyeceksin ki, hayat onu yaşarken itmemesi lazım. Düşüncelerim onu kabul etmesi lazım. Fıtratıma uygun gelmesi lazım. Mesela beka istiyorum. İstemeyen var. Evet istiyorum. Sonsuzluk istiyorum. Derk eder istemiyorum. Bir anda her yerde olmak istiyorum. Bir anda her yerde yaşamak istiyorum. Ama hiçbir yerde de olmak istemiyorum. Her türlü keyifler istiyorum. Ama hiçbir lezzet alışmak istemiyorum. Bakın, inanın, cenneti bile tatmin etmez hale getiriyor insanı, fıtratı. Cennet bile sizi tatmin etmiyor. Adam öyle diyor ya, isteğine ver onu. Ben sana diyor, mahkum olacak kadar
Köle değilim diyor. Cennete diyor. Yani bir şeyi talep etmek, onun mahkumu ve hürriyetini teslim ediyorsun ya. Çok ilginçtir yani. Mesela ilim bile hürriyetimizi elden alandır aynı zamanda. Şaşıracaksınız ama dedim ya biraz felsefeden. Yani onun gibi düşünüyorsun. Onunla düşünüyorsun. Onun gösterdiğini görüyorsun. Başka göremiyorsun. Oysa dindeyse ilim bastağıdır. Neticede değildir. Sebebi, en büyük sebebi hür olmak içindir. Eğer ilim netice olursa kölesin. O kalıptan dışarıya çıkamazsın. İlmin peki, dinin ilimdeki yeri dördüncü sıradadır. Çıkayım yukarıya doğru, merak etmişsinizdir. İlmin yorumlama, atölyesi, işçiliği dimağdır, akıldır. Akıl. O eğer ilim esas olsaydı akla mahkum olurduk. Kalp ve vicdan dışarıya atılmıştı. Köleleştirilmişti. İlim Ali'dir, simgedir. İlmin kapısı, şehrin kapısıdır. Ali, ilim şehrin kapısıdır. Şehir başka kimse. İçerisi ruhsal yapıdır. Osman. Bir üstü Ömer'dir, muvazene ve muhakeme. Yani bir elinde kantar, bir elinde metreyi, yani içsel yapının hak sahibine hakkını vermek adına davranışlarını zahir ve batın bütünlüğünde adım atmak. Neyse, Ömer'dir. En yüksek mevki, makam, sadakattır, Ebu Bekir'dir. Sıddıkiyettir. İlimden de sıyrılmaktır. Mesela ona bir misal vereyim. Garibinize gidecek. Ya Ebu Bekir, Ebu Cehil diyor. İlme mahkum olmayan Ebu Bekir'i anlatıyorum. Tuhaftır bu. Mescid-i Aksa'ya kaç ayda gidilir? Dedi, bir ay. Geliş bir ay. Tabi diyor, akıllı adamın diyeceği budur diyor. Değil mi, hatırlarsınız? Peki, bir insan dese ki gidip geldim, olmaz diyor. Peki, senin arkadaşın böyle diyor, diyor. Ne demesi lazım ilim? Bir dakika, doğru mu söylüyorsun bakalım? Onun söylediğini nereden biliyorsun? Acaba onu söylerken neyi kastetti? Bizim bildiğimiz makamı mı kastetti? Ben böyle derdim ya Bahattin. Bir dakika, o mu dedi? Sen duydun mu? Onunla neyi kastetti? Nasıl gittiğini, nasıl, hiçbir şey söylemedim demeden o mu söyledi? O söyledi. Doğru söyledi diyor. O diyorsa doğrudur diyor. Hani ilmin malzemesini kullanmıyor. İlmin dayatmalarını kullanmıyor. İlmin dayatmaları bir ayda gidiliyordu. Bir ayda geliniyor bu. İlim bunun dışına çıkamaz. Sadakat bunu aşıyor. Diyeceksiniz ki ilmi dışlamış mı? Hayır. İlim malzemedir. Malzemedir. Ne zaman aslına seni taşır? Ne zaman akıl, bu akıl yapılırken bu akıl kullanılmadı diyoruz ya. Eğer bu aklı yapana bu aklı bağlarsanız, bu bağlama yöntemi ilimdir. Bağladıktan sonra size gelen artık feyizdir. Huzurdur. Huzuru ilimle çizemezsiniz. Şu andaki mesela huzur yok mu? Haz yok mu? Rahatlık yok mu? Teslimiyet yani. İlim Allah'ın sıfatıdır. Ama senin kalbine Allah kendi zatının koyduğu bir nur var. İman. İlim sıfattır. Subutu sıfat. İman mahiyeti zatiyeden geliyor. Sıfat ya. Yani ilim şunu demek istiyorum. İlim sıfat şu. Balık düşünün, zattır. Balık kokusu sıfattır. Balık kokusu balığa mahkumdur. Ama balık kokuya mahkum değildir. Yani ilim sıfattır, dışa vurmuştur.
Onun için İslamiyet ilim üzerine kurulmuş, onunla bir yere taşırmak içindi. Yani mesela bu el yapılırken bu el kullanılmadı, başka bir el bu eli yapmıştır. İki, bu göz yapılırken bu göz kullanılmadı, başka bir gözle bu göz yapıldı. Bu akıl yapılırken bu akıl kullanılmadı, başka bir akıl bunu yaptı. Bu ilim sürecidir. Peki, ilim nereye yarar? Bu aklı o akla bağlamak akıllılıktır. Orada bitiyor. Ondan sonra kullanılacak yöntem başkadır. Bir örnek de müsaadenizle vereceğim. Ondan sonra konuma esas altını çizmek istediğimi geçeceğim. Tıp ilminin kaynağı insandır. İnsan mesela beynine bakar. Nöroloji değil mi? Bakar, altına bakar, üstüne bakar, sağına bakar, içine bakar, dibine bakar, mazisine bakar, istikbalini, eylemleri, fiilleri, görüntüleri, teneşuatları bir şeyler yazıyor değil mi? Yazıyor. Veya ziraat mühendisi. Bitkiye bakar, aşı yapar, meyve verir, su koyar, bilmem ne yapar. Bu ilim kaynağı nedir? Nesneye bağlı. Değil mi? Mesela tıp ilminin kaynağı insana bağlı. Değil mi? Son noktası insandır. İnsanı kaldırırsanız tıp ilmi kalır mı? Ortada tıp ilmi kalmaz değil mi? Balığı kaldırırsanız balık kokusu yoktur. Bir daha söylüyorum, çok önemli. Ondan sonra bir şey kullanacağım. İnsana bakılarak elde edilen ilim insana bağımlıdır ve bağlıdır. Yani hücreye, beyne vesaire. Tamam. Bu ilmin son kaynağı insanın kendisidir. Şimdi iyi dinleyin burayı. Ben insana bakarak elde ettiğim ilim ile, ki var olana bağlıdır bu ilim, İnsan yok iken insanı yaratan ilim bu ilim cinsinden değil ve bu ilimle varamazsınız. Başka bir ilimden bahsettim. O başka diyeyim şuradan. İnsana bakarak elde ettiğim ilim, gözüne, kaşına, kafasına, davranışlarına bir şeyler yazdım. Anlıyorsunuz değil mi? İnsan, insana bakarak elde ettiğim ilimle, ki insanın varlığından çıkıyor bu sıfatlarıdır. Ben bu ilimle insan yok iken bu insanı yaratan ilim, yani yaratmaya vasıta olan ilmi anlayamam bu ilimle bu ilmi. Buna bağlı olursanız köleleştirir. Felsefe bu. Senelerce uğraştığım şeyler var mesela seminerle. Hala buradalar. Hala insanın derinliklerine bakalım şu. Bak şuradan şuraya, şuradan şuraya bu ilim. Bu nesnelere dayalı ilim. Varlığa. Çünkü varlıkta iki şey vardır. Harekettir, eşyadır. Başka bir şey yoktur. Bizim beşerin ilmi nesnelere ve hadiselere bağlı bir ilim. Bu ilimle, buradan alınan ilimle, bu yokken kullanılan ilme varanlamaz. Bilinemez. Buna işte kutsi, hani Allah'ın ilmi işte, varılamaz, bilinmez. Bizim ilmimiz bu varlığa dayalıdır. Bu ilim ise zata dayalı. Şimdi bak, başka bir konuya gireceğim şimdi. Ha, yok çıkarayım ya. Biraz daha tepesi. Şeriat buradan geliyor. Yani iki tane ilim dedik. Bir buradan. Bir de bunu yapan ilim. Şari hakiki. Yani bu dimağa hükmeden ilim bizim dimağdan elde ettiğimiz ilim değil. O zaman akıllılık odur ki bu aklı yapana bu aklı bağlamak. O zaman bu bağlamak bu ilimle yapıyoruz. Bağladıktan sonra gelen hazlar, feyizler, fuyuzlar, huzur, imana ait şeyler bu dünya cinsinden değil. İmanınız mesela dünya cinsinden değil. Şu andaki huzurunuz oradan değil. Şimdi bununla bak ne olacak? Ulumu esasenin hayatı noktalarını tamamıyla tazamun etmiş olan ulum ve funundan hulastır. Evet. Şimdi altını çiziyorum. Şimdiye kadar konuştuğum şunlar içindi.
tehzibi ruh. Riyazetül kalp. Altını ben şeylerini okuyayım sonra izah edeceğim. Tehzibi ruh. Riyazetül kalp. Terbiyetül vicdan. Tedbirül ceset. Tedbirül menzil. Siyasetül medeniye. Nizamatül alem. Hukuk. Muamelat. Adab-ı içtimaiye vesair gibi ulum ve fununun ihtiva ettikleri esasatın filistesi şeriat-ı İslamiyedir. Tek tek şey yapayım mesela. Şimdi bizim ilim en son kaynağı akıldır. Akıldan zaten, yani balık kokusunun son kaynağı balıktır. Balık kokusunu siz denizde arayamazsınız. Balık oradan çıkıyor diye. Değil mi? Balık acı su ve basit kumdan ibaret malzemesi. Allah iki şeyden yaratıyor balığı. Basit bir kum ve acı sudan. Balık kokusunu ekmeğin içine koyup yiyemezsiniz. Balık kokusuna oh be biraz daha koku gelsin de ekmeğin içine koyalım. Yiyemezsiniz değil mi? Balık kokusunun kaynağı efendim balıktır. Bu kokuyu siz balık sudan çıktı diye suda arayamazsınız. Kumda arayamazsınız. Şimdi beşeri ilimle en son aklı keşfedersiniz. Aklın kaynağını keşfedilemez. Şimdi hadi keşfettin, akla girdin. Akıldan üstün olan kalp var. Ondan üstün olan ruh var. Diyor ki, tehzibi ruh. Ruhu nasıl yücelteceksin, nasıl yükselteceksin? Hangi yöntem, neyle yapacaksın? İşte bugünlerde kutlu doğum haftası var ya. İşte öğretisi bu. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın öğretisindeki ana temalar bu. Nedir o? Ne getirmiştir? Bir, tehzibi ruh. Ruhun kutsi makama doğru urucu. Nasıl yapacaksın? Daha ruhu adam inkar ediyor. Görmediğime inanmam derken kendi ruhunu kendisi ruhuyla. Mesela ben öyle insanladım ki, rastladım ki. Ben ruha inanmıyorum derken ruhunu ruhuyla söylüyor bunu. İnanan veya reddeden şöyle ruhtur. Ruhuyla diyor ki ben ruha inanmıyorum. Ha, demek ki din yoksa beşeri düşünceler, ilimlerin son kaynağı çıktı kaynaktır. İlmin kaynağı göz değildir. İlmin kaynağı kulak değildir. İlmin kaynağı kalp değildir. İlmin kaynağı akıldır değil mi? Ha, akıla kadar geldik. Ama akıl üstü yapı var. Tehzibi ruh. Ruh yüceltmek, kutsileştirmek. İçsel yapısını, donanımlarını aktif etmek. Ama ruhu bilmiyorsun ki nasıl yapacaksın? İşte anlatılan şey, yani bizim şu beşerden alınan şu ilimle son kaynağı akıldır. Akıl işleviyle, makinesin çalışmasıyla balık pişerek koku yayar. Pişmese koku yaymıyor. İşte dimağı çalıştırırsan dışarıya çıkan koku ilimdir. Bu ilimle akıl üstü makam olan ruhu inşa edemezsiniz. Ruhun arzularına cevap veremezsiniz. Bekasını susturamazsınız akıl ile. Vahiysiz, Kur'ansız, peygambersiz ruhun isteklerine cevap veremezsiniz. Beka istiyor. Dil bekası, hak fenası, istedi mülkü tenim. Bir dermansız derde düştüm, akki lokman bir haber. Yani dil bekası, yani kalbin beka istiyor. Ebed istiyor. Bir anda her yerde olmak istiyor. Böyle bir yer yoksa sen niye istiyorsun? Balık yok edin. Balık kokusu niye var o zaman? Balık denen bir varlık yoksa balık kokusu da olur mu? Olmaz. Sende beka varsa baki bir yerin dışa vuruşudur seninkisi. Koku gibidir. Balık kokusuna benzer beka isteğin senin. Baki bir alemin dışa vuruşudur. Dersin ki tesadüfen ama herkese mi tesadüf etmiş? Tamam ben beka istedim. Hadi hepimize tesadüf olsun. Evet istiyoruz.
Bir anda her yerde olmuyor. Ne istiyorsanız bir bakar mısınız yazın, dünyada var mı? Niçin ben buradayken burayı istemiyorum da başka yeri istiyorum? Buradayken başka yerle meşgulüz. Farkında mısınız? Simanızdaki özellikler, şu anda haletler, bedensel ve bugünkü veya bedensel bir hayatın özelliği değil. Şu an herkesin siması niye değişik? Cesede mi vereceksiniz? Yediğiniz fasulyeye mi vereceksiniz? Ekmeğe mi vereceksiniz? Simanız ruhta haber vermiyor. Demiyor musun? Ulan şuna bak ya. En gerekli ilanı gibi sokuyor gözünü ya. Değil mi? Veya ulan ne meymenetsiz suratı var ya. Veya ulan ne mübarek insana benziyor ya. Veya Allah Allah bu masum ya. Doğru söylüyor ya. Veya namaz kılıp kılmadı. Peki arkadaşlar, hepimizin gözü önünde ama burayı, burayla alakası olmayan simalar var. Nereye? Batından haber veriyor. İşte bir tanesi şu. Eğer peygamber öğretisi olmasa, vahiy olmasa, tehzi bir ruhu nasıl yapacaksın? Yani ruhun yüceltilmesi, temizlenmesi, çalıştırılması. Nasıl yapacaksın? Tanımıyorsun. Bu bir. İki, Riyazetül Kalp. Kalpteki ayrık otlarının ayrıştırılması. Çünkü orada her şey var. Nasıl ayrık otlarından kurtaracaksın asıllarını? Diyeceksin ki ayrık otu nedir? Mesela Allah'a bağlı olan, yani sonsuzluk isteyen kalbi bir duyguyu Ayşe Fatma'ya, Hasan'a, Hüseyin'e bağlarsan bu sefer kalp yanıyor. Ondan akıl bloku oluyor, intihar ediyor. Yani akıl devre dişi oluyor. En ufak dişi ağrıdığı zaman, tırnağı ağrınca doktora giden insan aşık olup intihar ediyor. İntihar etmesinin sebebi o ayrılıktan gelen azabı koyuyor kefeye. O kadar nasıl bir azapsa intihar etmenin azabını da koyuyor. Ayrılık eleminin azabı ne kadar ağır basıyor ki intihar elemini tercih ediyor. Onun için usta diyor ki büyük zatlardan, Niyazi Mısri'nin de şeyinde katarak diyor ki ölümün ölümü firaktır diyor. Eğer firak olmasaydı Azrail ruhumuza gelemezdi diyor. Bu da efendim Riyazetül Kalp, yani kalbi kıblesine nasıl koyacaksın? Peygamber öğretisi olmasa. Üç, terbiyetül vicdan. Terbiyetül vicdan, yani vicdanın içerisinde dört tane temel özellik var. İrade, zihin, his, latife-i Rabbani. Nasıl kontrol edeceksin bu dört tane yapıyı? İnsanlar iradeli zannediyorsunuz gençler. İnsanlarda irade yok, ihtiyar var. İrade servetilmiş. İhtiyar ne demek biliyor musun? Kaderde kullanırsınız bunu. İhtiyar şu, cüz-i ihtiyar. Bu mu, şu mu, o mu, bu mu? Hazırlar arasındaki tercihtir, ihtiyar. Şimdi bu ihtiyari özellik, cüz-i ihtiyari, mazi ve müstakbili yoktur. Öne bakar. Bu mu, şu mu, o mu, bu mu? Mazi ile alakası yok. Hayvaniyetin özelliğidir. Hayvan da öyle. İrade ise önündekileri şu mu o mu yapmakla beraber hazırı gayptakileri tercih edebiliyor. Mesela Allah der ki şu günahı terk et veya şunu fedakarlık yap, hazırdır bu. Gaypta ben sana cennet vereceğim sonra. Mükafat gelecekte. Ama bırakacağın şey hazır. İradesi olan onu tercih edebilir. Bunu cüz-i ihtiyarısı olan yapamaz bunu. İradenin mazi ve müstakbeli vardır. İnsanı insan yapan özelliktir. Kafirlerin iradeleri yoktur. İhtiyarları vardır. Onun için gafiller veya sefi insanlar, Müslüman dahi olsa, şu günahı terk et sana cennet verecek. Ya hiç takmıyor. Veya diyorsun ki bak bu haramdır. Bak senin alimin, hocan, abin, şeyhin diyor ki bu dine zıt bir şey söylüyor. Sen bunu niye kabul ediyorsun? Ya bir bildiği var demesinin sebebi iradeleri yok, cüz ihtiyarları var olduğundan oluyor.
iradesi sahip olsaydı ereğine, aslına, hakikatine bağlı olurdu. Ödü patlardı. Derdi ki aa dinde buysa. Tamam. Mesela diyor ki, misal vereyim. Cüz ihtiyarla şey arasında. Karşıdan hepiniz gelsiniz. Çıplak bir hanım geliyor. O anda sana münker nekir sana soru soruyor. Kabirde münker nekir size soru sormayacak. Soru cevap burada verilmiş. Yazılı kağıdı yüzünüze okunacak. Hani var ya, hepimiz mektup okuduk değil mi? Yazılı yapar hoca. Öğretmen olan var mı aramızda? Var mı? Yazılı okuruz, ya yaparız. Bir hafta sonra mı veririz? Veya 15 gün sonra mı? Yani. Biz... Ben bir sınavın yapıldığı dakika açıklıyorum. Allah Allah. Böyle hocayı da ben... O zaman test ben açık. Ben zaten şey, beden eğitim öğretmenliği yaptım. Ha tamam. Performansla dayalı. Ha, tamam, seninkisi. Diğer kim vardı? Şimdi, aynı değil mi? Şimdi şöyle. İmtihanı yapar fizik, matematik, hele ağır bir şeyse. En erken bir hafta sonraki derste bize söyler değil mi? Yazılı yaptı, soruyu sordu, cevabı verdik. Sonra okunur. Kağıdı da getirirdi hocam. Şimdi açık saçık geliyor. Soru bir. Bakıyor musun, bakmıyor musun? Cevap. Cevap. Bakmıyor. Cevap bu. Şimdi kabire girdin. Münker Mekir şey yapacak. Sen falan tarihte böyle bir şey geliyordu. Bu soruydu. Senin cevabını da reddetmişti. Tamam mı? Yüzüne karşı yazılı okunuyor orası. Soru burada soruluyor. Soru sormak, öğrendiğini ifade et bakalım. Orada öğrendiğini ifade değil, yazılı kağıdın yüzüne karşı okunuyor. Yazılı karşı. Şimdi cüz-i ihtiyar mevcutlar arasındadır. İrade ise mevcudu ve gaybla arasındaki tercihi yapıyor. Bunu yapan işte terbiyetül vicdan, terbiye eden peygamberlerdir. Ne yaptı? Üç etti. Şimdi dört okuyorum. Tedbirul ceset. Cesedi nasıl idare edeceğiz? Kaç defa yemek yiyeceğiz? Nasıl yatacağız? Efendim ne nedir? Ama ikide bir beşer bir şeyler bulmuş ama değiştiriyor. Daha önce sıcak havlu sarman gerekirken şimdi soğuk havlu sarıyorsun. Bir sürü şeyler söylüyor. Yani tedbirü ceset, yani cesedi muamele. Mesela oruç, mesela namaz. Sonra tedbirü menzil, yani yaşadığın şehir, ev ve aileni nasıl tanzim edeceksin? Aileyi nasıl kuracaksın? Bak şimdi yandım, piştim, vuruldum. Mahvettin, köfte ettin ne? Bak aileler yıkılıyor. Hani gece gündüz uyuyamıyordun onunla? Şimdi boşanmak için mahkeme verdin. Niye? Ne değişti? Hani uyuyamıyordun? Hani intihar ediyordun belki? Hani intiharın eşiğinde döndün? Şimdi 6 ay geçmedi mi? Niye mahkemeye başvuruyorsun? Hayırdır? Öyle bir nefret ettin ki eve gelmiyorsun. İşte bir yerde bir hata yok mu burada yani? Bir yerde bir hata yapmıyor muyuz? Bir yerde bir yanlışlık var yani. Mesela binanın girişine kadar cehren var. Lampul yanmıyor. Ya sigorta tadırdı ya ampul de ya kablo da değil. Hani intihar eşiğine kadar gelenin 6 ay sonra boşanma eşiğine gelmesi, arada bir şey vardır yani. Bir yanlış bir tercih var. Bir sistem yanlış işliyor demektir. Niye? Biz kendimizi tanımlayamamışız. Benim nefsim, benim ruhum, ben diyen diye üçe ayıramayan evlenirken hata yapar. Mutlak hata yapar. Üç kişiyiz biz. Benim nefis. Nefis denen bir sistem var burada. Ruh denen bir sistem var. Odunda misal vermiştim. Odundaki duman nefistir. Odundan kasıt bedendir. Odunda nur var, ışık değil mi? Ondan kasıt da bedendeki ruhtur. Şimdi sen iki tane farkı ayırt edemezsen, onu çok seviyorum, ısındım, elektrik aldım. Hangisi acaba? Bu mu aldı, bu mu aldı elektriği? Nasıl çözeceksin? Elektrik alamadım diyorsun. Belki ruh hakikatini aldı. Ölçü ne? Zahir.
Yani avam olmuşuz. Gözün gördüğünü, kulağın işittiğini, kokladığımızı, tatladığını, dokunduğumuzu doğru zannediyoruz. Bu da neydi? Tedbirül menzil. Sonra kaç etti? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Siyasetül medeniye. Daha şimdi gündelik hayat. İnsanlar kafaları bin parça. Nerede duracağını, kime karşı duracağını çoğusu bilmiyor. Veya çoğusu biliyor, azı bilmiyor diyeyim. Nasıl duracak? Yani ölçü ne peki? Ya bana böyle geldi. Yani melek gibi insan arıyoruz veya şeytan gibi düşman yapıyoruz. Ya dost olduğumuz, taraftar olduğumuz insanları melek gibi yapıyoruz. Yani kusursuz. Yani kutsuyoruz ve öyle seviyoruz. Nefret etmek için de şeytan yapıyoruz onu. Aşağının aşağısına indiriyoruz. Oysa insandır. İnsan 18 bin alemin hulasasıdır. Her bir alemin tesiri altındadır. Bir anda insan hissettiği, şu anda hissettiğiniz hali bir saat sonra hissetmeyeceksiniz. Veya gündelik hayatta çok iyiydim, tam iyiydim. 10 dakika sonra baktım. Ulan fiyakam değişti ya. Allah Allah. Canım sıkılıyor. Ya ben iyiydim, bana ne oldu? Kardeşim 18 bin alemin çekim yasasının bir tanesine girmişsin. Sende hiçbir şey yok, korkma. Abi kendimi kötü hissediyorum. Adem alemlerin tesiri var demektir şu anda. Ah bunu doktorlar bilse ya. Çünkü niye? Bilirse şu olur. En azından kafatasla cevap şu. Ha abi demiştik ya, hatırlarsınız. İçerim köyde Hasan abi demişti ki 18 bin alemin hulasası mıyız? Ay geldiği zaman gelgit olaylar yaşanmıyor. Dünya gündüzken bazen karanlık olmuyor mu ay ve gece güneş tutulmalarında? Ve zannediyor musunuz ki biyolojiktir? Ağacın kökündeki suyu tepesine kim çıkarıyor? Esbab noktasında. Peki Allah çıkarıyor da. Esbab kimdir? Yani kökteki suyu tepeye çıkaran ayın çekim ve yıldızların çekim yasasıdır. Suyu aşağıya indiren, eşyayı aşağıya indiren, bunun özgül ağırlığı ile dünyanın merkezindeki mağmanın özgül ağırlığı arasındaki fark buna yaptığı tesirden dışarıya vuruşudur. Ha? Şimdi siyaset-i medeniyeden kastım şuydu, yani o alemleri çekim yasası var. Ben bu arada psikolojiyi de anlatmak istiyorum da onun için oraya da girdim, neredeyim diye şaşırdım. 18 bin alemin yasası üzerimizde. Çekirdek gibiyiz. Ağacın bütün yasalar üzerimizde, kokusu, tadı. Arkadaşlar bu çok işinize yarayacak şu söylediğim. Durup dururken çok rahatım. 10 dakika sonra Allah Allah sıkılıyorum. Ne oluyor lan bana? Ben hasta mıyım ya? Allah Allah hakikaten ya falan. Ben biraz sonra kötü mü olacağım? Arkadaşlar fiyakamızın ikide bir değişmesi, bir öyle bir böyle olması 18 bin alemin çekim yasasıyla alakalı. Sende hiçbir şey yok, korkma. Şöyle de, biraz sonra gidecek canım. Ben mesela iki gün önce korkunç bir uydurukçasıyla kaos. Yani buhran ve bunalım gibi korkunç bir sıkıntıya düçar oldum. Bir anda durdum. Başım dönüyor yani. Yani maddeten dönmüyor da baş döndürücü bir şey. Aldım kalemi. Bir, deftere şunu yazıyorum. O hali yaşıyorum ha. Sen kimsin? Sen kimsin? Merak ediyorum seni. Niçin geldin? Ama sana senden çok şey öğreneceğimi inanıyorum. Çünkü 18 bin alemde bir tanesisin. Bakayım bana yeni ne öğreteceksin? Hangi tarafımı inkişaf ettireceksin? Ama lütfen bu sorularıma cevap olmadan çabuk gitme ne olur. Olur mu? Sıkıntıya diyorum. Baktım pat diye gitti. Daha cevap bulamadım ve çok üzüldüm. Diyeceksin ki ulan manyak mısın ya? Bildiğin zaman ilim onu tart eder. Cehil onu davet eder. Tanısan gider, tanımsan gider. Ben bunu adamı tanıdım. Ama kim olduğunu tanıdık geldi zaten. Adem alemlerinden ama kim bu? Bakayım bana neyi anlatacak? İstesen de istemesen bu gidecek zaten. Hayat akıyor.
İstesen de tutamazsın. İnsanlar şey zannediyor, bu daimi kalacak bende. Öyle düşündüğün için kalabiliyor. Ama böyle düşünseydin, ama lütfen bana şu sorularıma cevap vermeden gitmesen ne olur ya? Sen kimsin? Niye geldin? 18 bin alemden Adem alemleri hesabına çalışıyorsun. Ama bu alemlerin hangi tarafımı inkişaf ettireceksin? Hakikaten cidden merak ediyorum. Hangi yolla buldun beni? Pat diye bir anda geri verdin. Benim acaba hangi atamdan sana bir yol açıldı? Ne olur lütfen bunlara cevap ver, bulmadan gitmeyesin, olur mu? Pat diye gidiyor. Mesela 18 bin alem böyledir. Siz çok iyisiniz, hiç sıkıntını yapmayın. Alemin tesiri altında kaldın. Şimdi siyasetül medeniyet dediğimiz şey, insan kendisini yönetmesi. Niçin buna girdim? Kendisini tanımıyor ki. Kime karşı duracak? Ben ne anlatırsam anlatayım. Desem ki A partisine şey yapacaksınız veya şuna taraftar olacaksınız. Bunlar hepsi format veya dayatmalar. Çünkü sen kendine yüklediğin manaya göre göreceksin. Gözlük o. Sen kendini ne kadar tanıyorsan sana yakın olanda duracaksın. Kim nereye layıksa oradadır. Diğerleri formatlı ve dayatmalardır. Ama size tavsiyem şudur. Bir insan melek olamaz, şeytan da olamaz. Muvazeni amal deniliyor. Allah da böyle yapıyor. Haşir meydanına gittiğimiz zaman sevabımız bir tarafa, kötülüğümüz bir tarafa, hangisi galipse öyle muamele göreceğiz. İyiliği var hemen cennete. Olmadığı gibi. Kötülüğü var hemen cehenneme. Olmaz. Onun için %100 bir insanı doğru ve istikametli, sağlam göremezsiniz. Aramayın. Yok böyle bir şey. O bir kişidir. Peygamber aleyhissalatü vesselam. Her şeyin mükemmel odur. O zaman bakacaksınız. Hasenatı, seyyat hangisi galipse onu tercih edeceksiniz. Bu eşit olanlar arasındadır. Ama aralarında bir tanesi ki dinsizlik. Dinsizliğin simgesi. Yani artık siyasi partiler, siyasi parti zannetmeyin yani. Dünyada da öyle. İdeolojilerin siyasileşmiş halleridir. Unutmayın. Felsefe yapan bir insanım yani. Hani bununla çok meşgul olan insanım. Yani bu tür yerlere çok katılan insan olarak, bir kardeşiniz olarak söylüyorum. Yani siyasileşmiş ideolojilerdir. İdeolojisiz siyaset yoktur. Mutlak bir ideolojiyle besleniyor veya hedefi vardır. Ya Kur'an onu men etmiştir veya Kur'an'a karşı cephedir. İlk önce ne yapacağız? Kur'an'a karşıtsa hemen onları ayıklayacağız. Size ölçü söylüyorum bakın. Kur'an'a karşıtsa onu ayıklıyoruz. Sonra bu Kur'an'a zıt olan bir ideoloji, siyasileşmiş bir ideolojiyi durduracak küçük büyük çeşitlilikleriyle beraber güçte olandır. Herhangi kimseyi kastetmiyorum. Her zamanki ölçü bu. Ehven-i şer denilir buna. Bu da şerdir. Ama azami şere göre ehvendir. Ehven-i şer diye kaydı var mecellede. İslam anayasasında Ahmet Mehmet'in nurculukla alakası yok bu işin. Tarikatçı Süleymancılıkla, dini cemaatlerle alakası yok. Ehven-i şer mecellede. İslam anayasası var ya, TC anayasası gibi. 28. maddedir. Aranızda meşgul olanlarınız varsa hukukçu, mecellenin 28. maddesidir. Ehven-i şer, yani şerler arasında, yani karmalar arasında tercihinizi şer ama azami şer, ehven-i şer. Ehven-i şer ihtiyar edilir. Azami şer gelmesin diye. Eylemsel şudur. Parmak kesecek bir tanesi. Kesmesin diye mesela bir tanesi de kol kesiyor. Kol keseceğini, parmak keseni tercih etmek. Çünkü ancak hangi parti mutlaka doğrudur? Peygamberin hizbidir. Peygamberimiz de olur ancak sağ ve dört sağ. Ondan sonrakilerde siyasetlerinde hep karmak. %100'lük yoktur. Olmaz. Azami şeri bulacaksınız. Bulamazsanız fırıldak gibi dönersiniz. Bunların için azami şeri bulacaksın. Azami şeri durduracak
ehven şerdir. Peki ehven, ehven desen de şer demesen, hayır, onun içinde şer vardır. Şersiz siyaset olmaz. Günahsız siyaset olmaz. Azami şeri bulamazsan, doğru bulamazsın. Bu da bunlardan bir tanesi mesela. İslamiyet'ten konuşuyoruz ya, Allah'ın Resulü'nün kutlu doğum haftası. Onun mecellesinde bir tanesi de neydi? Siyaset-ül medeniye. Yani kendisini ve ailesini bir iş çapında, efendim mahallesini, devletini yönetmek. Bunlar üzerimizdeki vaciplerden, vazifelerden bir tanesidir siyaset. Çünkü senin taraftar olacağın kişileri başka bir memlekette, başka bir zalime veya masuma bir şekilde tezahür edecek. Mesulsun. Vazifenken yapmasan, mesul olduğun gibi yanlış yapmak da mesul değil. Doğruyu bulman lazım. Sonra 5 geçiyorum kaçsa. Nizamatul alem. Alemleri yorumlamak. Ben biraz çabuk geçeyim. Hukuk. Hukuk. Neyin doğru neyin yanlış olduğunu. İnsan deneyerek, yanılarak yapıyor ama bu bedensel hayattır. Mesela şu cadde geniştir. Bir baktık ki genişti. 10 sene sonra dar geldi. Ha, genişletir. Bina yıkarsın. Ama insani içsel yapısı, yani kalp ve ruh ve aklı, hukuk, yani onların hakkı hayatını vermek, asfaltlar yapmak ruhta, kalpte yollar yapmak, binalar yapmak, sonradan genişletmeye olmuyor işte. Hukuk çok önemli. Mesela şöyle misal vereyim. Hayvanın hukukuna tecavüz ettiniz. Yani kimde helallık kalacaksın? Al hadi hayvan da hayvancığım, sığır. Özür dilerim, hakkını helal et. Sığır, helal ettim değil mi? Hukuk oradan tut, ta Ayşe'ye kadar. Mesela baltanın ağzı açıkken ormanda dolaşmayın der. Çok tuhaf yani. Onların da bir hukuktur. Mesela havyar daha bırakmadan balığı tutmak deniz hukukuna göre haramdır. Başka bir haram söyleyeyim deyip şaşıracaksınız. Abi bu falan. Kırmızı ışıkta geçmek haramdır. Abi Resulullah zamanında kırmızı ışık mı vardı? Vardı tabii. Nasıl vardı? Kul hakkıdır ya. Peygamber bir şey söyler, genel olur. Kanun söyler. Şekilde bahsetmez. Mesela bir misal vereyim. Bir sohbetim de başıma gelmişti Almanya'da. Hocam dedi, Malezya uçağı düşmüştü. Ben de o zaman Almanya'daydım. Uçakta düşenler imanı varsa şehittir dedim. Yüksek. Peygamber mi söylüyor dedi, değil mi? Evet dedim, peygamber söylüyor. Yapıyor. Hocam diyor, peygamber zamanında uçak mı vardı diyor. Aferin lan. Oysa Allah Resulü bir şey söyler, onunla alakalı bütün hareketler içine alır. Allah Resulü diyor ki, yüksekten düşen ehli iman ölürse şehittir. İstersen bina olur, istersen ağaç olur, istersen uçak olur. Gördün mü? Mesela çaresi olmayan bir hastalıkta ölen ehli iman şehittir diyor. Mesela bu kanuna göre kanserle ölenler şehit imanevidir. Çaresi yok. Ehli iman ya. Ama kanser demiyor. Gerçi Arapçası var. Seretandır. Çaresi olmayan. Ve sabrederse, isyan etmezse. Hukuk yani. Sonra mamelat. Bedene nasıl davranacağız, ailede nasıl davranacağız, hanıma nasıl davranacağız vesaire, bunları nasıl çözeceksin? Sonra adab-ı içtimaiye. Adab-ı içtimaiye. Yani şimdi nasıl oturman bile ya. Oturman bile. Vesaire vesaire gibi ulum ve fununun ihtiva ettikleri esasatın filistesi şeriat İslamiyedir. Bunlar şeriat, bu saymış olduklarım, bu konuştuklarımı. İslami şeriat, yani şeriat demek, hani eskide medya bizim, sizin çoğunuzda biraz bir parçasını duymuşsunuz. Şeriat, kol bacak esir falan. O medya var ya, Doğan grubun medyası zalim. Oysa şeriat demek, itikat ve amel bütünlüğü demektir. Yani eylemsel itibariyle Kur'an ve Peygamber Aleyhisselam'ın sünnetinin bütünlüğüne şeriat denir. Yani Kur'an'ın hayattaki açılımı sünnettir. Peygamberin sünneti ve Kur'an-ı Kerim'in bütünlüğüne şeriat. Yani itikat ve amel bütünlüğüne şeriat. İşte bu saymış olduğum kaç tane, 12 tane madde saydı.
Bunlar şeriat-ı İslami ancak çözüyor. Burada şu, ben imkanım olsa da inanın bana, sizi ve Türkiye'deki herkesi peyderpey yapmak şartıyla vicdanımdan söylüyorum. Başta sizi ve Türkiye'de grup grupları 15 günlüğüne Avrupa'ya götürmek isterdim. Bir kalan. Birbirinizin kıymetini, hanımının kıymetini, anne babanın, mahallenin, yani sokaktaki gürültüyü bile nasıl özleyeceksin? Yani insanlık dışı vahşeti görseniz ne kadar büyük nimet olduğunu göreceksin. Acayip bir şey. İnsanlık dişi vahşilik bir görsen ya. Kibir kutuların içinde tek yaşıyor. Kadın gidiyor 87 yaşında. Ben de imamım. Katolik Kilisesi'nin konuşma evleri var. Katolik Kilisesi'nin konuşma evleri var. Tek başına yaşıyor 87 yaşında bana. 87 yaşında. Senelerce tek yaşıyordu. Çıldırmaz mısın? Gidiyor posta, devlete başvuruyor. Postacı diyor kutuya mektup atarken dilekçe yazıyor. Zile bassın. Niye demişler ya, bir tane, bin tane, yüz bin tane. Bu dilekçeden geliyor. Demiş çünkü bari bir ses duyalım ya. Birisi bize bassın yani. Şimdi zile basıyormuş. Kanun şey çıkmış yani. Eyalet değişmiş. Yetmiyor. Ha falan. Bahçe devam. Ha zil. Birisi bastı. Ben bunu duymuştum. Sonra imamken resmi şeyi işlettim. Katolik Kilisesi'nden izin aldım. Görmek istiyorum. Konuşma odaları ha. Eyalet değişiyor. Nasıl diyeyim, nasıl konuşma? Şimdi bir daire var böyle. Zile basıyor, geliyor 80 yaşında. Bana da denk geldi ve kadından da müsaade istediler. Pastor, bir Müslüman hoca. Bu olaya görmek istiyor nasıl bir şey diye. Müsaade eder misiniz? Görmek isterim o zatı dedi. Ben o görüntü baktı. Niçin dedi? Merak ettim dedim. Sen olmasan bir başkasından rica edeceğim dedim. Tamam. Kabul etti. Ben de şeyin arkasındayım. Kenarda. Şimdi geldi. Ne için gelmiş biliyor musun? Geldi. Senelerce, aylarca hiç konuşmamış. Kimse yok. Çıldırıyor da kafayı. Orada soruyor görevli. Kadın mı istersin muhatap, erkek? Dedi ki benim şahit oldum. Kadın olsun. Geldi, oturdu. Oo hoş geldiniz, nasılsınız falan dediler. Hep yalandan gülmeler tabii. Şimdi kadın bu yaşlı konuşmaya başladı. Ya ne anlatacağım biliyor musun? Buyurun seni dinliyorum diyor böyle. Dinliyor. Banyo yapmış. Banyo yaparken kuvvette ayağı kaymış. Ondan sonra ay dikkat etseniz o kadar devreye girdi. Yine konuşuyor. Ya fıskı yedi şey yapsanız o anda falan. Tamam. Konuşuyor. Tekisi muhatap. Ya. Tam. Ondan sonra bazen müdahale ediyor. Bazen yani konuşma zevkli heyecanlı olsun diye. Ya belki de 5-10 defa ancak olmuştur. 47 dakika. Kadın elinde o şey. Düğmeye basıyor. Tamam konuşmayı ben burada keseyim. Çok teşekkür ederim. 47 dakika. Ha sen geldin 47 dakika beni muhatap aldın. Hep konuştun ya. Ver şu kadar parayı. Oraya para veriyorlar. Bu kadın Katolik Kilisesi'ne aidat ödediği için bunun parasını Katolikler ödüyor yani. Yani konuşmak için ha. Biz de adamı susturmak için sebep var. Adam bir merhaba demeyesin. Hakikaten ya. Çok garibinize gidiyor değil mi? Kimse yok ki. Evinizde şu anda tek başına olan var mı? Elini kaldırsın. Elhamdülillah iyi ki yok. Yok değil mi? Tek başına yaşayan bir insan. Var mı? Var mısın? Sen misin? Yok değil mi? Mesela sana söylediğime göre, çok güldüğüne göre. 5 kişi var mı senin evde? Yok 3 kişi. 3 kişiyiz. İyi. Elhamdülillah. Bak. Tek ya 87 yaşında bir sürü torun olması lazım değil mi Türkiye'ye göre? 20-30 tane torun olması lazım. Mustafa öyle değil mi?
Ben iki kişiyi darlanıyorum ben. Ama aynı binada akraba, familia var. Ama yani ev olarak... Ha ev. Ama bina gündüz hep geçin. Tamam oldu, evet. Yatmaya gidiyorsunuz. Ne nimetler var bizde ya. İşte bunu Avrupa'ya görsünler diye istedim. Son şeyi bitireyim. Ve aynı zamanda lüzumu görülen meselelerde ihtiyaca göre izahatta bulunmuştur. Lüzumu olmayan yerlerde veya zihinlerin istidadı olmayan meselelerde veyahut zamanın kabiliyeti olmayan noktalarda bir fezdeki ile icmal etmiştir. Mesela bir şey diyecek peygamber ama sahabem buna müsait değil. Yani bize bakıyor 1400 sene sonra. Bize de maziden istikbale Allah Resulü fezdeki ile gönderiyor. Mesela bir tanesi söylemiştim. Yukarıdan düşen. Uçak dememiştir işte. Yani esasları vaz etmiş. Fakat o esaslardan alınacak hükümleri veya esasata bina edilecek furuatı akılların meşveretine havale etmiştir. Böyle bir şeriatın ihtiva ettiği fenlerin üçte biri bile şu zamanı terakkide en medeni yerlerde en zeki bir insanda bulunamaz. Binaenaleyh vicdanı insaf ile müzeyyen olan zat bu şeriatın hakikatin bütün zamanlarda bilhassa eski zamanda takat-ı beşeriyeden hariç bir hakikat olduğunu tasdik eder. Yani peygamberimizin bunlara ait hükümler söylediği zaman hayal eder misiniz? Böyle bir şey var mıydı? Biz daha mevcut olan şeriatı, hukuku veya şu anlatılan dersleri anlamakta zorlanıyoruz. 1400 sene önce Allah Resulü'nün gelmediği dönemde yani peygamber olmadığı zamanlarda bunlardan bahsetmek, bu ayetlerden bahsetmek garip değil mi ya? Nereden buldun yani? İlk yapıyorsun, son yapıyorsun, hata yapma şansın yok. Hata bize ait. Evet, zahiren İslamiyet dairesine girmeyen düşman filozofları bile bu hakikati tasdik etmişlerdir. Ez cümle Amerikalı filozof Carlyle, Alman edebi şairi Goethe'den naklen Kur'an'ın hakaikına dikkat ettikten sonra acaba İslamiyet içinde alemi medeniyetin tekemmülü mümkün müdür diye sormuştur. Yine bu suale cevap demiştir ki, evet, muhakkikler şimdi o daireden istifade ediyorlar demiştir. Yine Carlyle demiştir ki, hakaiki Kur'aniye tulu ettiği zaman ateş gibi bütün dinleri yuttu. Zaten bu onun hakkıydı. Çünkü Nasara ve Yahudilerin hurafelerinden bir şey çıkmazdı. İşte bu filozof, fa'tu bi suretimi misli fe'lem tef'alu ve len tef'alu fettekun nar ilahir olan ayet-i kerimenin mealini tasdik etmiştir. Dinleme zahmetinde bulunduğunuz için biraz da uzattığımdan dolayı da hakkınızı da helal edin. Gece ve gündüzünüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak usul ve furularınızdan Cenab-ı Hak razı olsun. Nesillerimizden İslam'a ve Kur'an'a hadimler yetiştirsin. Amin. Ya Rabbel Alemin, hasta Müslümanların hastalığına şifa, dertlilere deva, borçlulara eda nasip eyle ya Rabbi. Aklımıza marifetullah, kalbimize muhabbetullah, ruhumuza müşahadetullah, bedenimize ibadetullah, hayatımıza kıbletullah nasip eylesin. Amin. Ya Rabbel Alemin, razı olmadığın geçmişimizden tövbe, razı olmayacağın geleceğimizden de sana sığınıyoruz. Hizmet imaniye Kur'aniye de, ihlasla, sadakatla, takva ile, hizmetle, iştinab-ı kebair ve tesanüt sırrına tam hazar eyle ya Rabbi. Amin. Nesillerimizden İslam'a ve Kur'an'a hadimler yetiştir ya Rabbi. Amin. Ve ahir davahümenilhamdülillah Rabbil alemin. El Fatiha'tıma selavat.